Sevgili İzmirliler, bu güzel kentin kurtuluşun son noktasını koyup bizi cumhuriyete buluşturan o yolculuğun ışığının yandığı şehirlerin sakinleri, bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sağdaki demagojik cümlelere aldanmayın. Bakınız, unutmayın ki Millet İttifakı'nın güçlü kadroları, Millet İttifakı'nın arkasındaki toplumsal güç sadece bu ittifak için değil, 86 milyon insanımız için seçim kazanacak. Ve size şunu söylemek istiyorum. Efendim, şu olacakmış, bu olacakmış, darbeymiş, marbeymiş, seçimi onlar kazanırsa milli irade, seçimi Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bu usulsüzlüklere nasıl başvurduklarını İstanbul'dan hatırlıyorsunuz. Düşünün ki bir sandığa 4 oy atılmış ama birisi geçersiz. Bak bak bak. Bir de yine o zaman utanmadan çaldılar dediler ya millete. Hırsızlar dediler millete. Ama ne oldu? 13 bin oyu yeterli görmeyen akla 806 bin oyluk Osmanlı tokadı attılar. İşte sizden isteğim şu. Kazanıyoruz. İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Kazanıyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz. 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 86 milyon insanımız kazanıyor. 86 milyonun İktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. Ben bilirim diye akıl kaybediyor. Ben her şeyin hakimiyim, sahibiyim diye akıl tıpış tıpış evine gidiyor. Evine gidiyor. Sizin güzel bir sözünüz var. Az nereye, çoğun yanına. Birileri yolunu kaybetmiş olabilir. Birileri ben hafif sağa gideceğim, hafif sola gideceğim diyor olabilir. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Sevgili gençler, bu önümüzdeki 25 yılın seçimi, 50 yılın seçimi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının seçimi. Şimdi tabii ben gençler elini ayağa kaldırsın diyeceğim. Bütün İzmir kaldıracak biliyorum. Biliyorum, herkes genç. Gayet güzel. Zaten gençliğimiz var. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. O zaman ne yapacağız? Asla bölünmeyeceğiz. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında oyumuz 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oyumuzu bölmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Oylarımız Millet İttifakı'na, Millet İttifakı'na. Kesinlikle. İşte yerli ve milli olmanın demokrasiye sahip çıkmak olduğunu, yerli ve milli olmanın
bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu, yerli ve milli olmanın 86 milyon insanımıza eşit gözle bakabilmenin, yerli ve milli olmanın hak, hukuk ve adaletin takipçisi olmanın olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Kendisini yerli ve milli ilan edip bir avuç insan kendisine oy vermeyenleri hain vesaire diye tanımlayan akla ancak gülüp geçin. Onların devri bitti. Artık meydanlarda konuşma bile yapamıyorlar. Dinleyenleri bile yok. Gülüp geçin. Bu bakımdan 14 Mayıs'a hep birlikte hazırlanmaya, kalan günlerimizi eşimizle, dostumuzla konuşmaya, gençler, arkadaşlarınızla bütünleşmenin en önemli konum olduğunu paylaşmaya, 14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkmaya, Türkiye gönüllülerine üye olmaya hazır mıyız? Peki, bir oy patlaması bekliyoruz. Bakın unutmayın, Mansur Başkanım söyledi. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil. Partilerin yarışı değil. Bu seçim bir grubun, bir kesimin iktidar olma seçimi değil. Bu seçim 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılın pırıl pırıl bir geleceğe kavuşma seçimi. Dolayısıyla sandıklarda oy patlaması yapmaya size söz. 15 Mayıs sabahı pırıl pırıl bir güne uyanmaya, oksijeni bol, düşünsene içinize çekiyorsunuz mis gibi demokrasi, içinize çekiyorsunuz mis gibi eşitlik, içinize çekiyorsunuz mis gibi liyakat, içinize çekiyorsunuz mis gibi kadınlara özgürlük, içinize çekiyorsunuz mis gibi hak, hukuk, adalet. Oyları patlatmaya var mıyız? Şimdi buradan içeride liderlerimiz var. Çok kıymetli dostum Mansur Yavaş başkanım var. Ama en son buraya gelecek olan 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bütün İzmir eksiksiz bir kalp yollamaya hazır mıyız? Kalp, kalp, kalp. O kalpleriniz bütün Türkiye'yi ıslatsın. Dilekçim yanıma gelir misin? O kalpleriniz bütün Türkiye'yi ıslatsın. Yüz binlerce kalp Türkiye seçimi bu güzel kalpler kazanacak. Kazanacak İzmir. Her şey. Her şey. Çok güzelsiniz İzmir. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla.